eşlik edecek Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün bu sabah bizlerle birlikte. Barış Bey, günaydın, hoş geldiniz yayına. Günaydın, hoş bulduk. Yayınlar. Teşekkür ederiz. Şimdi evet, bugün gözler Fed'de. Fed'den ne bekliyorsunuz diye soracağım ama öncesinde dilerseniz az önce de atıfta bulunduğumuz konuya biraz daha da yakından bakmak istiyoruz. Şimdi bugün itibariyle baktığımızda bir miktar daha toparlanma var ama oynaklık yüksek. Özellikle Rusya-Ukrayna gerilimi piyasaları böyle etkilemeye devam edecek mi? Oynaklığın artmasına sebep olacak bir başlık olarak önümüzdeki günlerde de masada olmaya devam edecek mi? Tabii bir süredir takip ediyoruz hep birlikte. Yani piyasada da etkiliyor aslında, evet. Yani buradaki jeopolitik endişeler riskli varlık fiyatlamalarında satış baskılarına yol açıyor son zamanlarda. Tabii burada Rusya ile Ukrayna arasındaki o Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme meselesi ya da onunla ilgili belirsizlik. Buna karşılık olarak Amerika'dan gelen işte cevaplar, işte Biden açıklamaları. Avrupa tarafına baktığımızda NATO tarafından işte Doğu Avrupa'ya mesela dün gelen bir haber vardı. Dünden önceki gün Doğu Avrupa'ya takviye yapması, yani savaş gemisi ve savaş uçağı göndermesi gibi haber akışları bir miktarda bir risk iştahını burada etkiliyor. Yani tabii başka haberler de var. İşte Biden tarafından gelen, işte Fransa'dan dün gelmiş mesela bir haber akışı var. Yani Rusya'ya ciddi karşılığı olur eğer böyle bir işgal gerçekleşirse diye. Tabii bu açıklamanın ardı ardına gelmesi, olası bir işgal acaba gerçekleşir mi endişesinde beraberinde getiriyor. Bu açıklamaların bu şekilde olması, işte Ukrayna'dan diğer ülkelerin işte yaşayan vatandaşlarından çağrılması gibi haberlerde endişeleri arttırıyor açıkçası. Yani bu gelişmeleri bu şekilde okuduğumuzda sanki bir saniye yakın zamanda işgal başlayacakmış gibi bir haber akışı gelecekmiş gibi, yani bir algılama biraz daha kuvvetleniyor. Bunun etkisini görüyoruz fiyatlamalarda son zamanlarda. Ama ben şu aşamada bakıldığında, yani ticari dengeler, işte doğalgaz ticaretinden açısından bakıldığında, ikili ülkelerin açıklamalarına bakıldığında, ekonomik açıdan bunun etkilerine bakıldığında, yani bir ihtimal olarak olmayabileceğini düşünüyorum. Yani bunun bir şekilde diyalogla belki de çözülme aşamasına geçilebileceğini düşünüyorum. Ama bunun tabii ki belirsizliği yetiyor. Bunun etkisinde fiyatlamaları bu açıdan görüyoruz. Yani bundan sonraki süreçte ne olacağı tabii ki bilinmez ama biraz daha belirsizlik hali devam ederse, karşılıklı bu tarz restleşme şeklinde açıklamalar devam ederse bunun ekonomi olan etkisi tabii ki olacaktır. Bunun da doğal olarak riskli varlık fiyatlamasının etkilerinde olumsuz olarak bu açıdan biraz daha görmeye devam ederiz diye düşünüyorum. Bunun özellikle Rusya borsasında etkisini görüyoruz. Öyle diğer ülkelere de yansıması olacaktır diye tahmin ediyorum ben bir süre daha. Şimdi tabii piyasalar için önemli başlıklardan biri, oynaklığı artıran sebeplerden biri. Bir diğeri tabii Fed'in vereceği kararlar ve mesajlar olacak. Bugün de Fed'in toplantısından çıkacak sonucu takip ediyor olacağız. Powell'ın açıklamalarını yakından izleyeceğiz. Siz Fed'den ne bekliyorsunuz? Bildiğim kadarıyla, yani o medyan beklentiye baktığımızda bu toplantıda bir adım atılmayacağı beklentisi hakim ön planda ama Powell'ın açıklamaları büyük önem arz ediyor. Ne diyecek? Mart'a nasıl bir önem mi atfedecek? Mart'ı pas mı geçecek acaba? Bunu da bugün öğreneceğiz. Siz ne bekliyorsunuz Barış Bey? Şimdi tabii bu toplantıda evet, yani tabii bir karar olmayacak. Yani faize bir değişiklik yapılmasını kimse beklemiyor bu toplantı için ama esas beklenti işte varlık alım azaltım programı ne zaman sonlanacak ya da Fed'in şu andaki planı Mart ayında işte bu varlık alım programının azaltılmasının sonlandırılmasıydı. Bu toplantıda daha mı geri çekebilir ya da işte Powell'ın basın açıklaması burada tabii önemli olacak. Burada Mart ayına ilişkin bir faiz artırım sinyali verecek mi ya da toplantı metninde böyle bir sinyal alacak mıyız? Piyasaların odaklandığı nokta burada bu esas anlamda. İşte başka merak edilen noktalar da var mesela. Bunun hep piyasalarda son zamanlarda konuşuluyor. Çeşitli kurumlardan gelen yorumlar açısından da bakıyoruz, değerlendiriyoruz. İşte Powell'ın işte bu toplantı itibariyle bakıldığında işte enflasyonda gelinen seviye %7, 40 yılın yüksek seviyesi, üfe tarafında da yüksek seviyeler devam ediyor. Ve buna ilişkin endişeler daha fazla artık ortaya konmaya başlandı. İşte geçici ifadesi kaldırıldı ve başta Bullard olmak üzere birçok FED yetkilisinin de faiz artırımı konusunda daha sert mesajlar vermeye başladığını gördük. O açıdan hani enflasyonda artık hani bu konuyu dizginleyelim, enflasyonu artık biraz daha kontrol altına almaya doğru gidelim beklentisiyle acaba bir 25 değil de 50 bas puan ile bir başlangıç yapar mı beklentisi de biraz fiyatlamanın içerisinde son zamanlarda girmeye başladığını ben düşünüyorum. Şimdi tabii bu beklentiler dahilinde bakılırsa bence bu toplantıda zannediyorum ki yani Mart ayında bir faiz artırım sinyali verilecek. Tabii burada tabii benim söylediğim işte 50 mi olur 25 mi olur? Bu sadece bir beklenti, bir fiyatlamayı etki eden bir unsur olarak burada bakmak lazım. Tabii burada 50 bas puanlık faiz artırımı mesajı verirse
Bu tabii oldukça şahin bir metin ya da konuşma olur. Bunu bu şekilde değerlendirebiliriz o zaman. Yani bakıldığında enflasyonu dizginlemek için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtmişti. İşte o açıdan bakılırsa bunu değerlendirmek lazım. Ama burada tabii bilanço küçültme meselesi de var tabii bir yandan. Bunu da ne zaman yapacaklar? Bununla ilgili bir sinyal gelecek mi? Fed'in beklentiler açısından da piyasa açısından bakıldığında bu da var aslında. Şimdi burada nasıl bir açıklama yapar da hani piyasayı çok fazla oynaklık yaratmadan hani dengeleyebilir? Ya çünkü Powell, işte Fed özellikle bunun iletişimini hep iyi kuran bir merkez bankası bildiğimiz üzere. O açıdan bakıldığında yani burada varlık alım azaltımızını azaltıyoruz. Bundan sonraki süreçte daha ılımlı bir şekilde faiz arttırımı yapabiliriz. Sinyali verecek şekilde daha tarzda bir konuşma yaparsa bu bir miktar da olsa piyasa dostu bir açıklama olabilir diye düşünüyorum ben. O açıdan hani burada varlık alım azaltımızı mı ne zaman tamamlayacak? İşte Şubat'a mı çekecek? Ama sonrasında faiz arttırımı konusunda ılımlı mesajlar mı verecek? Yapsa bile bunun açısından bakarsak bunu piyasayı çok fazla etkilemeyen bir hareket tarzı oluşturabileceğini açısı düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. Söyleyebilirim bu şekilde. Peki, şimdi tabii bir yandan da biraz hani fiyatlamalar üzerindeki etki eden başlıklar üzerinden önce kısa kısa geçmeye çalışıyorum. Rusya, Ukrayna dedik, Fed dedik. Bir de tabii dördüncü çeyrek finansalların açıklandığı bir dönemdeyiz. Buradaki tabii beklentiler de endişeler de bazen yer yer şimdi etkisini gösteriyor. Ve bu dönem devam edecek. Ardı ardına da alacağız. Hisse bazlı hareketler de bekleniyor tabii. Dördüncü çeyrek finansalları peki nasıl bir etki yaratabilir bu açıklanacak bir ay boyunca süreçte? Nasıl bir yer alacak fiyatlamalar içerisinde? Şimdi tabii dördüncü çeyrek kapsamında baktığımızda tabii işte salgını yaşadık. İşte salgın etkisinden kurtulmaya iyice çalışıyoruz artık. İşte omikron varyantı çıksa da bunun etkisi çok fazla hani yüksek değil gibi gözüküyor. İşte hastane yatışlar anlamında falan derken hani evet yurt dışında kısıtlamalar gerçekleştirildi ama bizim tarafta ülkemizde bunu pek görmedik. Ama genel itibariyle bakılırsa o salgının yıkıcı etkisinden kurtulan bir dünya var gibi gözüküyor. Özellikle dördüncü çeyrekte bunun etkisini gördük. Ve tabii ki bu talep olarak ciddi oranda yansıdı. Bir taraftan da enflasyonun yükseliş yaşaması fiyatları tabii yükseltti bir taraftan da. Bu yüzden de şirketlerin bu yükselen fiyatlar karşısında bunun satışlarına ne derecede yansıttığı burada sonuçları bu noktada önemli olacak. Bunu biraz takip edecek piyasalar bu açıdan bakılırsa. Özellikle satış gelirleri ve bunun net kâra etkisi olarak baktığımızda bunu söylemek lazım. Tabii ki ekonomik aktivite güçlü olunca ihracat performansı da tabii ki güçlü seyrediyor birçok ülkede. O yüzden ihracat odaklı çalışan şirketlerin yine güçlü bilançolar getirmesi burada olası olarak değerlendirmek lazım. Güçlü talep, fiyat yükselişleri güçlü bilançolar getirebilir, güçlü finansal sonuçlar getirebilir. Dünya genelinde bunu görme ihtimalimiz var gibi düşünüyorum ben. Bizim tarafa baktığımızda da ülkemizde de tabii ki işte yavaş yavaş bilançolar gelmeye başlayacak. Burada da bahsettiğim etkenlere dayalı olarak iyi sonuçlar açıklamasını beklediğiniz şirketler olacak tabii burada. Dediğim gibi bu sektörler anlamında bakıldığında işte demir çelik sektörü olsun, bankacılık sektörü olsun bunlar bence ön plana çıkacak olan sektörler gibi düşünüyorum ben. Hem enflasyon yükselişi, fiyatlardaki buna yansıyan yükselişler, ihracat performansının güçlü seyri, aynı zamanda dördüncü çeyrekteki kurun ya da Türk lirasının dolara karşısındaki değer kaybı nedeniyle ve burada doların yükselişi karşısında döviz pozisyonu fazlası olan şirketlerin yazacağı finansal gelirler net kâra olumlu etki edecek. Ya bu unsurlar kapsamında iyi bir dördüncü çeyrek bilanço sezonu yaşayacağız gibi düşünüyorum ben bu periyot için. Peki bu arada bir son dakika gelişmesi de ekranların alt köşesinde yer alıyor. BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı bugün için de geçerli olacak. Bunu da aktarmış olalım, hatırlatalım. Yukarı adım kuralı BIST 50'de bugün için de geçerli olacak. Barış Bey, dilerseniz şimdi Borsa İstanbul tarafına biraz daha yakından bakalım. Özellikle hafta başında işte Rusya borsasındaki o %5'in üzerindeki düşüşle birlikte bizde de yine paralel hareketleri takip etmiştik ki küresel pay piyasalarında zaten satış ağırlıklı bir tablo vardı. Bugün toparlanma emaresi var. Dün Borsa İstanbul Yüz Endeksi de yine %1'in üzerindeki yükselişe neredeyse %2'lik yükselişe günü tamamladı. Ancak 2000 puanın altında bir kapanış vardı. Borsanın performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? İşlem hacimlerinde de bir düşüş söz konusu bu arada. Aynı zamanda az önce finansallardan neler beklediğinizi dile getirdiniz. Borsa için bir katalizör etkisi olur mu acaba finansallar? Ne dersiniz? Şimdi evet hani Borsa İstanbul'da 17 Ocak'ta gördüğünüz bir zirve var. 2102, 2103. Oradan itibaren önemli oranda bir dalgalanma başladı Borsa İstanbul'da. Yani Ocak ortasından sonraki süreç oldukça öngörülmesi zor. Özellikle yatırımcının karar alma noktasında
zorlandığı bir ikinci yarı Ocak ayı için yorumlamak lazım diye düşünüyorum. İşte devre kesiciler seans kapsamında geldi. Arka arkaya geldiğini gördük. Bunlar tabii ki biraz hani öngörülebilirliği zorlaştıran hareketler oldu. Yani gün içerisinde yükselişler yaşansa da ciddi manada seans kapanışına yakın satışlar gördük. Bunları tabii biraz anlamlandırmakta zorlandık açıkçası. Yani neden bu şekilde oldu? Biraz yabancı yatırımcının tabii sayısının eksikliği burada önemli. İşte robotlar devreye giriyor. Bunlarla ilgili gelişmeler. Az önce programın başında konuştuk. İşte Rusya-Ukrayna meselesi üzerinden yaşanan jeopolitik gelişmeler karşısında hani özellikle Türkiye'nin ne gibi bir hareket tarzı benimseyeceği. Bunlarla ilgili bazı belirsizlikler, endişeler. İşte zaten ekonomik gelişmeleri takip ediyoruz. Bunlarla ilgili enflasyon odaklı gelişmeleri izliyoruz. Yani bunlarla ilgili zaman zaman yaşanan belirsizlikler de hesaba katılınca hem yurt dışı hem de yurt içi gelişmeler endeks tarafında özellikle Ocak ortasından sonra önemli dalgalanmalar yarattı. Ve bunun da hala etkisini hissediyoruz mesela. Dün de gördük. Dün mesela endeksin 1880 seviyesine kadar geri çekildiğini gördük. Ama orada şöyle bir şey var. Geçen senenin işte Ekim ayından itibaren özellikle benim izlediğim 50 günlük hareketli ortalama çizgisinin yani üzerinde kalmayı başarıyor endeks. Mesela oradan itibaren geri çekilmelerde ilk etapta bir 23 Aralık'ta bir geri çekilme vardı ama yine o hareketli ortalama üzerinde kalıp tekrar yukarı bir hareket yaptı. Şimdi yeniden o geri çekilmeyi son günlerde yaşarken mesela dün de onun altını denedi fakat yeniden üzerinde kapanış yapabildi. O yüzden bu hareketli ortalamayı önemsiyorum. Ya işte baktığımızda mesela 1900-1910 seviyeleri mesela endeks için bugün mesela önemli olabilir. Bunun üzerinde kaldığı sürece de endekste yeniden aslında böyle 1990-2000 seviyesi üzerinde bir tutunma arayacağız. Yani 2000 belki de psikolojik bir direnç olarak karşımızda duracak birkaç gün önümüzdeki günler içerisinde. Bunları takip etmek lazım diye düşünüyorum. Tabii bugün demin de konuştuk Fed toplantısından çıkacak kararlar var. Bunlar risk iştahını nasıl etkileyecek? Buna göre bizim de fiyatlama etkisini takip edeceğiz. Özellikle yarın bunu tabii görme ihtimalimiz var. Bunun etkisi tabii ki dediğim gibi 2000 üzerine atacak mı atmayacak mı endeksi bu açıdan izleyeceğiz. Son dediğinize gelirsek de evet bilançolar gelmeye başlayacak artık yavaş yavaş. Benim de bahsettiğim gibi bilanço bazlı hareketlerle birlikte endekste tutunmalar gözleme ihtimalimiz olabilir. Dördüncü çeyrekte birçok şirketin iyi sonuçlar açıklamasını bekliyoruz. Az önce bahsettiğim nedenlerden kaynaklı olarak. Ve bunun da etkisini endeks üzerinde görebilirsek en azından yani 1900-1865 bölgesi üzerindeki tutunmayı belki bu noktadan biraz sağlayabiliriz. Ama tabii jeopolitik gelişmeleri de yakından izlememiz gereken bir süreçteyiz. Onu da dikkat etmek lazım. O yüzden endeks tarafında konuşacağımız şey şu olabilir. Yatırımcıların temkinli hareket etmesi ve mutlaka zarar durduğu seviyelerini belirleyerek işlem yapmaları bu noktada oldukça önem arz ediyor. Özellikle bugünlerde diye düşünüyorum. Evet, yani stop loss seviyeleri olsun mutlaka, değil mi? Kesinlikle. Önümüzdeki sürece ilişkin işte haber akışı ile birlikte burada mutlaka zarar kes seviyelerin çalışacağı dönem içerisindeyiz. Onun altını çizdiniz. Bu arada şeyi de sormak istiyorum. Özellikle şimdi tabii farklı gündem başlıklarının farklı sektör endekslerinde etkisini takip ediyoruz. Örneğin enerji kesintilerinin sanayi hisselerine etkisini takip ettik. Şimdi tabii bankacılık finansallarına ilişkin beklentilerin burada etkisini göreceğiz. Özellikle önümüzdeki dönemde bu finansallarla birlikte hangi şirket ve sektörler ön plana çıkabilir Barış Bey? Nelere dikkat edilebilir? Hangilerine dikkat edilmesi gerekir ya da? Yani bundan sonraki süreç için konuşacak olursak aslında ya da bu dördüncü çeyrek için önce konuşacak olursak bankacılıktan bahsettim az önce. Burada ben hani faiz marjlarında yükselişler bekliyorum birçok bankada. Özellikle özel bankalar tarafından bakıldığında. TÜFE endeksli kağıtlar nedeniyle orada bir karlarda yükselişler yaşanmasını bekliyorum bankalar üzerinde. ÖSYM kağıtları zaten güçlüydü. Burada da yükselişler olmasını bekliyorum banka hisseleri özelinde. Diğer taraftan baktığımızda az önce yine bahsettiğim gibi ihracatı yüksek olan ağırlıklı o tarafa doğru çalışan şirketlerin yine iyi bilanço açıklamasını burada yine söylemek mümkün. Demin de yine bahsettiğim işte döviz pozisyon fazlası olan şirketlerin yine finansal gelir yazma ihtimali tabii ki yüksek burada. Hatta kesin bunlarla ilgili net kar etkisini görüyor olacağız. Demin de bahsettiğim kur yükselişi. TL'nin değer kaybetmesi dolar karşısında özellikle demir çelik sektöründen az önce değindim, bahsettim. Bunların net kar etkisini Belki burada görmek bahsettiğiniz o istedim. sektör endekslerini şöyle de açabiliriz. Aslında şunu sormak istiyorum. Yani enerji kesintileri gibi konu başlıklarıyla birlikte bazı hisselerin açıklanması ya da bazı şirketlerin pay geri alımlarını gerçekleştirmesi, işte örneğin Arçelik'i konuşuyoruz. Bu gibi belki biraz özel başlıkları açabiliriz
açabilir miyiz diye aslında sormak istedim. Az önce özür Anladım. dilerken evet sektörlerden bahsettiniz ama belki alt başlıklarla ilgili böyle oynaklığın yüksek olduğu bir dönemde hani aslında zarar kesin de devreye gireceği bir dönemde neleri dikkat edilebilir? Biraz sektörel bazda ufak tefek ayrıntıları da bizimle paylaşabilirseniz sevinirim. Tamam. Dediğiniz gibi bu elektrik kesintisi, işte doğalgaz ile ilgili kesinti haberleri tabii ki bunlar olumsuz gelişmeler. Yani biz tabii ihracat performansını yüksek tutmaya çalışan bir strateji belirledik son zamanlarda. O açıdan hani 3 günlük, 2 günlük bu kesintiler kısa bir güne işaret ettiği gibi olsa da aslında bu üretim yapan şirketler için oldukça maliyeti yüksek gelişmeler. Yani bu elektrik kesintileri yaşandığında duran üretim aktivitesini yeniden canlandırma bazı sektörler için oldukça uzun zamana yayılan ve maliyeti yüksek olan bir duruma işaret ediyor. Bu da doğal olarak şirketlerin de maliyetlerini artıracağı için sonraki aşamalarda net karlarına da yani kar performanslarına da karlılıklarına da olumsuz etki etme potansiyeline sahip. Aynı zamanda o şirketlerin ihracat odaklı çalışan şirketlerin özellikle ürün teslimat sürelerinin uzamasına neden olabilir ya da bu satışlarının iptal olmasına, uzun süreler ertelenmesine neden olabilir. Yani bu açıdan bakıldığında bunların açıklanmaya başladığını görmeye başlarsak bunun özellikle ise performans üzerine etkilerinin olumsuz olabileceği bir döneme girebiliriz. Bu bir olasılık. Bunu takip edebiliriz. Ya bunlar tabii o zaman hani şirketlerin üzerinde yani hisse performansı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Yani zaten hani dediğiniz gibi geri alım programlarını birçok şirkette görüyoruz. Özellikle büyük şirketlerde gördük son zamanlarda. Tabii ki o şirketlerin kendi hisselerine sahip çıkıyor olması önemli bir gelişme faktör. Özellikle bunların da önümüzdeki süreçte eğer dalgalanma boyutu yüksek kalmaya devam ederse yenilerinin geldiğini görme ihtimalimiz olabilir bu noktadan itibaren. O açıdan bunlar özellikle güven yaratıcı unsurlar olarak yani hisse senedi yatırımcısının bir miktar da olsa endişesini azaltabilen bir durumu işaret edebilir diye düşünüyorum. Şimdi bu bir olumsuz gelişme. Bir de olumlu tarafından bakmak lazım. Özellikle bazı sektörler yavaş yavaş işte bu kış ayından kurtulup işte bahar ayları ve yaz aylarına doğru yaklaştığımız sürede işte bu omikron varyantından sonra yeni bir daha kötü bir varyant çıkmaz ise hani salgının artık sonuna geldiğine dair beklentimizi güçlendiriyoruz biz. Özellikle bu noktadan itibaren güçlü bir turizm sezonu bizi bekliyor olabilir. Yani o açıdan son zamanlarda da fiyatlamada etkisini biraz gördük bunun. Özellikle işte Türk Hava Yolları, TAV Havalimanları, Pegasus gibi diğer bazı hizmet sektörünü işaret eden şirketler gibi bu şirketlerin de daha olumlu performanslar sergilemesi mümkün olabilir diye açısı düşünüyorum. O açıdan hani sağlık uzun yıllardır, yani 2 yıldır bizim gündemimizde olduğu için bunun endişelerini gündemden çıkartabilirsek özellikle hizmet sektörü odaklı şirketlerin daha olumlu performanslarını önümüzdeki günlerde görebiliriz diye açısı düşünüyorum ben bu noktada. Peki Barış Bey, şimdi birkaç dakikanın içerisindeyiz. O açıdan biraz şimdi toplayabilmek adına da bütün soruları biraz genel çerçevede de bakalım. Bir de konuşmadığımız bir konu var, onu da ekleyelim. Şimdi bugün özellikle gözler Fed'de ve faiz kararlarından 22.30'da Powell'ın açıklamasını takip ediyor olacağız. Ve aynı zamanda bilanço dönemi nasıl yansır dedik, bize detaylı bilgiler verdiniz. Teşekkür ediyoruz. Ve aynı zamanda yılın ilk enflasyon raporu toplantısı da yarın gerçekleştirecek. Fiyatlamalar üzerinde bir etkisi olur mu? Piyasa ne bekliyor? Bunu da bize özetleyebilir misiniz? Evet. Şimdi tabii son zamanlarda dolar TL'deki oynaklığın ciddi oranda düştüğünü gördük. Yani Aralık ayı içerisinde %80'lere kadar çıktı. Şimdi %29'lara geldi ve orada da bir süredir devam ediyor. Yani kurun dolar TL'nin grafiğine de baktığımızda bir süredir yatay bir hareket var. Şimdi bunu şuraya bağlayacağım. Son zamanlarda yaşanan iç ve dış gelişmelerden oldukça etkilenmeden devam eden bir kur hareketini izliyoruz bir süredir. O açıdan enflasyon raporundan da işte yarın açıklanacak, oradan çıkacak sonucun çok büyük bir etki etmesini beklemiyorum. Yani zaten hani hemen hemen bekleniyor. Yani işte Ocak ayında gelen zamları hep birlikte takip ettik ve yani Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nurettin Nebati'nin de yapmış olduğu açıklamalara bakarsak da enflasyonun biraz daha yükseliş aşaması muhtemel gibi gözüküyor. Ona göre onu yorum yaparsak zaten yani durum da ortada. Biraz daha yükseliş yaşayacağız enflasyonda. O açıdan yani Merkez Bankamızın bu enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon beklentisinde beklentilere göre biraz daha yukarı revizeler belki görme ihtimalimiz olabilir. Ama dediğim gibi bunun kur üzerine ya da yurt dışı TL varlıklar üzerinde önemli hareketlenmeler yaratmasını beklemiyorum. Dediğim gibi son zamanlarda bu hareketlerden biraz koptuk. O yüzden kurun daha sakin bir bantta. Yani FED belki biraz daha etkileyebilir ama onun da çok fazla etkili olmasını beklemiyorum. O yüzden 14 seviyesi altında kur hareketiyle birlikte bir karşılama yaparız diye düşünüyorum. Hem FED'i hem de bahsettiğiniz enflasyon raporu sonuçlarını diye söyleyebilirim.
Peki, takip ediyor olacağız. Teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, yorumlarınız için. İyi günler, kolay gelsin. Teşekkürler, iyi bir gün diliyoruz sizlere. Değerli izleyenler, devam edeceğiz seans öncesine.